Tamam. Anne ben yoruldum ya. Daha ne kadar sallayacağım bunları? Kızım ne yapayım? Durmuyor işte. Ben de yoruldum. Hadi devam. Kuvak 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 kuyruğun nerede? Kolay gelsin kızlar. Ne yapıyorsunuz böyle? Yaşasın babam geldi. O sallar artık çıngıra. Baba sallarsın değil mi? Sallarım tabii kızım. Sabahtan beri konser veriyoruz oğluna. Ay tuttu damarı durmadı bütün gün. Ah. Aslan oğlum benim. Ah. Gel bakayım. Ah. Ne yaptın annenleri? Bak helak olmuşlar. Sesleri kısılmış. Ha? Ah. Yarın konsere çıkacaklar. Ne yapacaklar kısık sesle? Rezil olacaklar. Seni de göreceğiz birazdan. Sahneye çık. Anlarız biz de. Ah. Hayırdır bilgisayarını getirmişsin? Yetişmesi gereken işler var aşkım. Küçük hanım yardım edin de sofrayı kuralım. Gel oğlum benim. Hadi. Çok yoruldum anne ya. İtiraz yok. Yardım var. Hadi yürü. Güzel oğlum benim. Tamam. Hanımefendi bu numara eski. Ben yeni numarayı istiyorum. İşlet bozuldu adına sistemimizde başka kayıtlı numara yok. Emin misiniz evladım? Eminim hanımefendi yok. 3 kere arama yaptırdım sisteme. Müsait misin Dilruba? Ay, buyurun Fikriciğim. Nasıl oldu merak ettim. Daha iyiyim. Hafif ateşim vardı, o da düştü. Böyle olmaz ama. Doktora gidelim en iyisi. Ne doktoru cancağızım? Sabah turp gibi olurum ben. Sen merak etme. Şimdi bir güzel duş alırım, iyice kendime gelirim. Ben çıkayım o zaman. İçin rahat olsun Fikriciğim. İnan dinlenmek yeter bana. Yemeğe gelmeyecek misin? Bu akşamlık affedin beni minik kuşum. Duştan sonra yatar uyurum. Size afiyet olsun. Peki. İşte benim her zamanki ablam. Yine kolları sıvamış tek başına şirketi kurtarmaya adamış kendini. Bitirmem gereken işler var. Hiç bitmez onlar abla. Uğraşma. Hadi eve gidelim. Ya acil bunlar Berk. Bitirmem lazım. Sen git ben gelirim. Yapma abla ya. Sohbet ederiz yolda. Eve gider beraber yemek yeriz herkesle. Şenlikli ne güzel. Olmaz hayatım. Acil dedim ya sen git. Hadi tamam. Teklif var ısrar yok. Ne yapalım? Hadi görüşürüz evde. Bay bay. Selam. Merhaba. Yok canım bahar değildir. Temizlik vardır dedim ışığı görünce. Gördüm ki burada azimli bir bayan var. Patronlar iş koordine ederler Bahar Hanım. Bu kadar çalışmazlar. Bu yüzden onlara patron deriz. Öyleydi değil mi hakikaten? Şimdi senin kafan da şişmiştir. Diyorum ki dışarı çıkalım bir yerlere gidelim. O kadar çok işim var ki bunlar bitmeden hiçbir yere gidemem. Hadi ama. Hem yorgunken bir hata yapma olasılığın da var. En iyisi salim kafayla çalışmak. Hem sohbet de ederiz ne güzel. Daha dün akşam uzun uzun sohbet ettik ya Selim. Her akşam da olmaz değil mi? Ya Bahar, seninle vakit geçirmekten çok hoşlanıyorum. Hem senin de benimle vakit geçirmekten hoşlandığını düşünmüştüm. Yanılıyor muyum? Selim. Ben hala evli bir kadınım. Evet, kağıt üzerinde öyle. Ama tek başına bir evlilik olmaz Bahar. Evlilik yaşayan bir şeydir. Canlıdır. Ama sizin evliliğinizin can damarı kesilmiş. Bazen boşa kürek çektiğini kabul etmeli insan. Yatıracağım dedim ama Şeref anne kaptı meleği elimden. O uyutacakmış, çok özlemiş. Yatıracak şimdi. İyi misin? Başkasına baba dedi. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemedim. O anda
Kalbime bir bıçak saplandı resmen. Hayatım, Mehmetcan çok küçük daha. Ne olursa olsun, ne demiş olursa olsun onun babası sensin. Ve bu gerçeği hiç kimse değiştiremez. Gümüş, dinlemiyorsun. Hayatım, sakin olman lazım. Oğlum benim yerime bir başkasını koyuyor diyorum. En güzel zamanlarını benden uzakta bir başkasıyla geçirecek. Bir gün gelecek, ben onun için yabancı, uzakta bir yerdeki bir tatil babası olacağım. İzin veremem buna. İzin veremem. Tamam, haklısın. Sen de haklısın. Ama yani şimdi dava açman doğru mu sence? O annesinin yanında kalmalı. Bir çocuğun yanı annesinin yanı Mehmet, ne olursa olsun. Mehmetcan'ı annesinden ayırmamalısın. Böyle dava filan iyice bozulacak anız Mehmet. Tadımız kaçacak. Ya sen İzmir'e gidersin, Mehmetcan'ı alıp getirirsin. Bu kadar bana yetmez. Onunla gerçekten baba oğul olmak istiyorum. Arkalarından yıllarca yas tuttum. İkisini de kalbime gömdüm. Bir gün karşıma çıkıp işte oğlum dedi. Sonra doğumuna bile şahit olamadığım, büyümesini gözlerimle bile göremediğim bir çocuğa babalık etmeye çalıştım. Bunların hepsi kolay mı sanıyorsun? Tamam, ihmal etmiş olabilirim. Yalnız bu benim ilk hatam. Bedeli bu olamaz. İzin vermeyeceğim buna.